bu sigara konusundaki Türkiye'deki vergilendirme aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergilendirme çerçevesinden çok uzak değil açıkçası. Yani sigaranın sağlığa olan zararlarını işaret edebilmek için ve sigaranın böyle çok ucuz ve çok kolay ulaşılan bir ürün olmasını engellemek için özellikle Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek vergiler söz konusu. Ama bu yüksek vergilerin de bir sınırı var. Yani eğer ölçüyü kaçırırsanız bu sefer kaçak artmaya başlıyor. Şu anda Türkiye'de ciddi bir kaçak sigara sorunu var. Yani özellikle bazı bölgelerimizde tüketilen sigaraların belli bir yüzdesi tamamen kaçak sigaraya dönmüş durumda. Kaçak olunca vergi sıfır. Ama tabii ki o kaçak sigarayı Türkiye'ye getiren de öyle elini kolunu sallayarak bedava getiremiyor. Yani onun da bir başka maliyeti oluyor. Yani ona göz yumanlarla ilgili bir paylaşımı oluyor kuşkusuz. Onlar da belli bir maliyetle karşı karşıya kalıyorlar o kaçak sigarayı içeri getirebilmekle alakalı. Ama yine de normal standart vergili sigaraya göre daha ucuz oluyor. Dolayısıyla bu sigara konusunda açıkçası işin tam sınırında, yani vergi daha fazla yükseldiği anda kaçağın daha da artması kaçınılmaz. Çünkü kaçak sigara getirmenin dayanılmaz bir karı, rantı söz konusu. Her türlü riski göze alıp insanlar bunu yapar. Dolayısıyla ölçüyü orada kaçırmamak lazım. Öbür tarafta alkollü içeceklere döndüğümüz zaman orası vergi açısından daha dar bir alan. Yani sigara üzerinden toplanan vergi toplamda çok daha büyük bir rakamdır. Alkollü içeceklerde daha küçük bir rakamdır. Orada ölçü kaçmış durumda. Yani orada hiçbir Avrupa ülkesiyle mukayese edemeyeceğiniz kadar yüksek bir vergi söz konusu. Ve orada da yine özellikle sahil kentlerimiz başta olmak üzere kaçak çok yaygın, gittikçe de yaygınlaşıyor. Yani hemen komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına, dörtte bir fiyatına aynı ürün satılırken Türkiye'de bunun yüksek fiyatlarla satılması zor. Yolunu bulan kaçakçılık yapıyor, bulamayan da o yüksek rakamlarla karşı karşıya kalıyor. Yani iki tarafta durum biraz birbirinden farklı. Yani sigarada dünya özellikle Batı standartlarına daha yakın bir noktadayken alkollü içeceklerde durum kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir bir vergilendirme şu anda söz konusu değil. Üstelik vergi oranı çok yükselttiğiniz zaman daha fazla vergi topluyorsunuz diye bir şey de yok. Yani eğer ölçüyü kaçırırsanız kaçak oluyor. Kaçak olunca zaten sıfır vergi. Yani kaçaklar zaten vergi sıfır ama arada dağıtılan rant var, tabii o ayrı bir konu.